Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle pudra tonunda güzel bir yazma var, düz renk bir yazma. Bu yazmamın kenarında sizler için sıralı bir oya modeli hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size yakından göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Tığladıktan sonra ben yazmamın kenarını hafifçe ütülüyorum. Böylece örneğim daha güzel yerleşiyor. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 104 numara böyle pudra tonunda ipimle tığladım. Sıralı bir oya yapıyoruz. Bugün ikinci sırada bu rengimi kullanacağım. İlk sırada da altın başak 911 numara. Şöyle gösterelim. Krem tonunda ipim var. İlk sıram krem rengi, ikinci sıram pudra tonunda ipimle yapılıyor. Kullandığım tığım benim 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben bu ara hep 22 numara kullanıyorum. Hemen oyamın yapımına başlamak istiyorum. Krem rengi ipimle hemen ilmeğimi oluşturup başlıyorum arkadaşlar. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıysanız anlattığım sayılara göre gittiğinizde aynı sonucu elde ederiz. Aynı görüntüyü oluşturabiliriz. Geldim tığ battının altından. İpimi sık iğne ile tutturdum. İlk sırayı arıyoruz şu anda. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battının altından tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. Şöyle 3 tane yapıp başlayalım. 3 tane minik çimen yaptık. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yuvaya tekrar geldim. Aynı tığ battıya. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. 5. 5 tane trabzanımın üstüne sık iğne yaptım. Şimdi 6. sık iğnem yine trabzanımda tutturduğum, yani en son kullanmış olduğumuz tığ battığımızın altında. Şöyle göstereyim. Buradan 1, 2, 3 zincir çekerek yine devam ediyorum. Yanındaki tığ battının altından 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Bu şekilde yine 3 tane başlarken yaptığımız gibi boşluğumuzu bırakmış olduk. Yeniden 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Geldim yuvama. 2, 2 çıkıyorum. Bir trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde oldu. Burada yine üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Geri dönüyoruz. Trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümledik. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Dördüncü. Beşinci. Altıncı sık iğnemiz yine yuvamızda. Üzerine tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battının altından giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir sonraki tığ battının altından tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekip bir kez doluyorum. Yine aynı yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden önce kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü, beşinci, altıncıyı da son kullandığımız tığ battının altından tutturalım. Bu şekilde 3 tane boşluk bırakıyoruz. Bir tane dal yapıyoruz çiçeğimizi birazdan yerleştirmek için. Yazmamızın kenarını bir tur hazırlıyoruz. Ben yine 3 tane yaptım. Hızlı bir şekilde geri kalanını çoğaltacağım. 3 kez tekrarladık, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde birazcık arttıracağım ben ilk sırayı, sonra üzerinin yapımı için birlikte devam edelim. Ben oyamın ilk sırasını biraz ilerlettim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını dolanalım. Zaten yapımı çok kolay, çok da hızlı olan bir model. Şimdi ikinci sıra için dediğim gibi pudra rengi ipimi kullanacağım. Bununla ilmeğimizi oluşturalım.
Bir defa tığımın ucuna ipimi doladım, geldim. Şuradaki ilk yuvadan dalımızın ucunda 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştık. Buradan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir trabzan ördüm. Bir doladım. İki iki çıktım. İkinci trabzanımı ördüm. Üçüncü. Dördüncü. Dört tane trabzan ördüğümüzde tığımızın ucuna iki defa dolayalım. Yine aynı yuvaya geldik. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Daha uzun bir trabzan oldu. Şöyle göstereyim, netleştirelim biraz daha. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine yaptığımız uzun trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümledik. Bu trabzanımıza bu şekilde iki tane kirpik örmüş olduk. Bu trabzanımızın gövdesi de karşı tarafa geçmiş oldu. Yani dörde tamamlayacağız bunu. Yanına üç tane daha yaptığımızda dörde tamamlanmış oluyor. Bir doladım, aynı yuvaya geldim. İki iki çıktım. Bir doladım, iki iki çıktım. Üç oldu. Bir doladım, ikişer ikişer çıkıyorum. Dört oldu. Bu şekilde yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Yeniden bir kere doluyorum. Diğer tepeye geldim. İkinci, üçüncü trabzanım, dördüncü trabzanım. Dört tane trabzan ördükten sonra iki kez doluyorum. Beşinci trabzanda ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Uzun trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine uzun trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir doluyorum. Uzun trabzanımın gövdesi birinci trabzan. Yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına üçüncü. Yanına dördüncü. Dört tane yaptık. Bir kere doladım. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Hemen diğer tepeye geçtim. Diğer dalımın ucuna. Yine iki, üç, dört. İki defa doluyoruz. Beşinci trabzanda. Aynı yuvaya geldik. İkişer, ikişer, İkişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına 3 tane daha trabzan yapacağız. Bu dalımız için yanına ikinci, üçüncü, dördüncü olmuş oldu. Böylece çiçeklerim bu şekilde oluştu. Ben şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde geri kalanını tamamlayayım. En son aşamada da sizinle ütülenmiş halini paylaşacağım. Ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Yazmamızın kenarına oyamızı bu şekilde hazırlıyoruz. Yapımı çok kolay. Ben yeni başladım. Yapabilir miyim diye düşünenler, kendine güvenmeyenler bile çok güzel, çok muntazam bir şekilde bu modeli yapabilirler. Anlattığım sayılara göre giderseniz aynı sonucu elde edersiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da Hoya Hanım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.